Merhaba, öncelikle salontribün.com'dan Baran Arslan. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de Bobby Dixon'ın geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kendisinin teknik ekipte devam etmesi gibi bir düşünce var mı? Veya bir veda organizasyonu yapılması düşünülüyor mu? Teşekkür ederim. I don't know who would like to answer, but they asked about Bobby Dixon. Have we made an offer to him, or if we're not going to, are we going to do a farewell ceremony for him? Well, as you probably know, it has been a very, let's say, unusual summer for us because of all the things that happened. So a few balls are still in movement in order to see how we finish this, let's say, preparation for the new season. Definitely, there is no doubt that if we don't continue with Bobby, there will be, a farewell moment because he's one of our legends. So we need to respect him, and because we loved him so much and he gave us so much. But on the other hand, there are still ball in movements. We just started yesterday. We have a new driver of a car that was designed by another driver. So we need to see, you know, how everything plays out. It won't take too long, but we still have, to consider every aspect of the roster that we put together. And, we'll see how the situation develops. We are considering a few options right now that it will take a few, at least a couple more weeks. Herkesin bildiği üzere çok değişik bir yaz geçirdik. Bir takım değişiklikler oldu. O yüzden daha halen aslında kadro hazırlığımız ve sezon hazırlığımız devam etmekte. Halen devam eden bazı süreçler var. Sonuçlanmadı henüz. Olur da eğer Bobby ile devam etmezsek tabii ki ona bir veda töreni yapılacak. Bizim için çok önemli ve çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir sporcu. Bize çok şey verdi. Biz de ona elimizden gelen her şeyi tabii ki vermek isteriz. Onun dışında bildiğiniz üzere sezon bu takımın şöyle ifade etti. Aracın şoförü başkasıydı. O şekilde kuruldu. Şimdi başka bir şoförü var. O yüzden halen bazı şeyler gündemde, bazı değişiklikler, yeni eklemeler olabilir. Halen üzerinde çalışıyoruz. Türkçe mi sorayım yoksa? Nasıl istersen. Okey, herkes olsun. Bahsettiği gibi bir sürücü değişimi oldu. Bu değişim sürecini kendisinden dinleyebilir miyiz? Igor Kokoşkov'dan bu talep ne zaman geldi? Nasıl gelişti? Onlar nasıl baktı? Yani tamamen Fenerbahçe yönetim tarafında neler yaşandığını daha merak ediyoruz açıkçası. Diğer sorun da Derya'ya olacak. Derya, hayırlı olsun öncelikle. Federasyondan kulüplere geçişler artık başladı. Siz de deneyimlerinizi orada kazandığınız deneyimleri aktarıyorsunuz ve burada başka şeyler kazanacaksınız elbette. Senin açından nasıl bir kariyer planlaması var? Çok şeyler önceliğin kesin bir yandan ama senin açından bu kararı vermek nasıl bir süreçle beraber oldu? The first question is to you. They're asking about the period about from our side. How did everything end with Igor Kokoshkov? What was our thoughts? When did he first ask to leave and how did everything happen and come until today? Well, there are no real secrets. I mean, in terms of how the story developed. In reality, the only thing we can say, it developed too late. What I'm saying is, if you end the season at the beginning of June and you understand that there are some, unhappiness or issues or problems, you try to manage this situation and go to a different solution or a different step. The real problem for us is all this developed the third week of July. So third week of July, I think you can go back years and years of international or any league history to really find a coach that basically leaves at that time of the year. So on the other hand, we understood his thinking process. We understood his needs, but we also understood that we had a problem. We had a problem because we needed to look for a new driver, for a new coach. And there was not, nothing traumatic, with just the acknowledgement that the situation could not continue because
he explained to us that he really needed and wanted to go back home. So we respect his feelings, we respect his decision, no matter, you know, how the situation was. And my personal experience, but I think many other GMs in our place would probably say the same thing, is you need to have coaches or players who are happy with the situation they're in and want to stay. And in my 15 years with Benetton, I had the joy to win on the court with Ettore Messina or Mike D'Antoni, and the following day Mike D'Antoni was saying, I want to be coach in the NBA, and he had a contract. And what can you do? You need to respect the feeling, understand that, you know, you need to move forward, and we had to look for the new coach. And we are happy to have found Georgevich, and we're happy that I think we tried to make the best possible smooth transition into the new season with the new group. Sorry. Thank you, Maurizio. Sorry, definitely. I hope I remember. Yes. Hikayenin aslında başlangıcı da bir gelişimde çok büyük bir sır yok. Çok aşık yaşandı her şey. Bizim için en büyük sorun geç yaşanmasıydı. Haziran'ın sonunda böyle bir şey olmuş olsaydı oturulur konuşulurdu. Mutsuzluklar, huzursuzluklar ve bir çözüm aranabilirdi. Ama Temmuz'un 3. haftasında olması tabii ki bizim için çok ciddi bir problem oldu. Ve sizler de geçmişe baktığınızda birçok basketbol ligi olsun, tarihi olsun, hani öyle bir dönemde bir antrenörün bırakıp gitmesi çok fazla söz konusu olmamıştır. Öyle bir dönemde yeni bir antrenör bulmak da çok zor bir şeydi. O süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Tabii ki onu da anladık. Onun da mutsuzlukları, ihtiyaçları vardı. Onu da dinledik, ona da saygı durduk. Bir an önce yeni bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Sezona bu şekilde başladık. The rest of it, yes. Benim Benetton'da, sondan geleceğim. Benetton'daki bir tecrübem vardı. Oradaki antrenörüm bir anda o da bırakmak istedi. Ben NBA'de koçluk yapmak istiyorum gibi. Seneler önce benzeri bir tecrübe oldu ama zamanlama daha farklıydı. And this is all I remember. I forgot. No, I mean, I don't know if he answers your question, but that's... Çok travmatik bir durum olmadı bizim için. Sadece zamanlama ve çözüm süreci bizim için zor oldu. Ben de bana olan soruyu cevaplayayım. Öncelikle teşekkür ederim Can. Senin dediğin gibi bu görevde sizlerle ilk buluşmam. Ondan önce 3 sene Basketbol Federasyonu'ndaydım. Ama tabii bu işin şöyle bir geçmişi de var. Yani federasyona geçmeden 3 sene önce de aslında benzer bir teklif buradan gelmişti. Fakat benim o zamanki şartlarımdan dolayı, yani benim tarafımdan oluşmamıştı şartlar. Dolayısıyla bu birliktelik oluşmamıştı. Fakat bugüne kısmetmiş. Tabii ki burada böyle bir fırsatı oluşturduğu için önce başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyemiz Sertaç Komisyonu'na çok teşekkür etmem lazım. Çünkü vizyonları hep burayı geliştirmek, daha da ileriye götürmek üzerine. Hem sportif açıdan hem idari açıdan. Dolayısıyla böyle proje bana sunulduğu zaman ve de burada Maurizio Gerardini gibi, yani belki dünyada sayılı spor yöneticilerinden biriyle bunu paylaşma fırsatım olacağını öğrendiğim zaman açıkçası benim de bireysel kariyer hedeflerim için çok örtüşen bir durum ortaya çıktı. Ben sporculuk ve eğitimle harmanlanmış bir profesyonel hayattan sonra bu tarafa geçtiğimde hep kendime spor yöneticiliği alanında bazı hedefler koydum. Bunun için de bazı adımlardan ilerlemem gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe Beko Türkiye'nin en önemli basketbol kültürüne sahip kulüplerinden bir tanesi. Burayı dediğim gibi hem sportif hem de idari açıdan olduğundan daha da ileriye taşıyabilme fırsatı benim için çok değerli. Dolayısıyla bu teklif geldiğinde Basketbol Federasyonu'ndaki yöneticilerim ve abilerimle de bunu paylaştığımda onların da buna çok anlayışla yaklaşmaları beni çok sevindirdi. Çünkü sonuç olarak onların da hep dile getirdiği gibi burada önemli olan Türk sporu adına, Türk basketbol adına doğru işler yapabilmek. Burada nerede olduğunuz çok önemli değil. Dolayısıyla onlar da bu süreci çok anlayışla yaklaştılar ve süreci benim için kolaylaştırdılar. Bundan sonra tüm bilgi birikimimi, tecrübemi burayı daha da ileri taşımak adına harcayacağım. Tabii ki hem Maurizio Gerardini hem de bütün ofis çalışanlarını da kapsamam lazım. Çok değerli bir ekip var. Bu değerli bir ekiple uyum içerisinde daha da geliştirerek hem ekibin gücünü hem sportif gücünü umuyorum her türlü hedefimize ulaşacağız. (Gülüyor)
Hayırlı olsun öncelikle. Sayın Kokoşkov'un ayrılığından sonra hangi profilde isimlerle görüştüklerini merak ediyorum ve Georgievich kararındaki kriter onlar için neydi? Teşekkür ederim. After Kokoshkov left, what was our criteria in our search for the coaches? And why did we choose Georgievich? What was the criteria that we chose him for? Well, of course, the time of the year, as I explained before, it was a very unusual time, but there were still some good coaches to consider for this position. When you make a decision on a coach, you try to consider different factors, your personal knowledge, how you see the coach in terms of the type of game that he plays or the way that he's coaching. Of course, you try to understand and to know as much as possible what he has done through his career. Personally, I've known Georgievich for 30 years, but I never look at him as a potential coach. He was always, you know, a great player or someone that I watch from away, but never in a situation to consider him as a coach for my team. We also try to consider how, you know, people's personalities are. We try to consider how to make the best possible transition into a group. And, you know, Coach Georgievich had already coached Booker, Bartel, Gudurich. You know, these are all pluses when you try to make the best possible decision. Again, at that particular moment, there were still some good coaches to consider for our situation. Our situation was very, let's say, unpredictable because we were not planning to be in that situation. But we were happy that at the end of our process, selecting process, we decided to go for Georgievich. And not just because he had a great season in the Italian league this year and beat Milano in the final. That was just one piece of the equation. The equation is more factors that you try to consider to try to make the best possible decision. Then, you know, again, we are comfortable with the decision that we made, and I think we have helped the group making the best possible transition. Kararı biraz önce de söylediğim gibi zamanı çok zor bir zamandı. Ama o zamana rağmen birkaç opsiyonumuz da vardı. Bizim için en önemlisi bilgisi, eğitimi, koçluk kariyeri, kişiliği ve koçluk stiliydi. Bunları değerlendirdik onların arasından. Georgievich'i yaklaşık 30 yıldır tanıyorum ama hep hayran olarak izlediğim birisiydi. Hiçbir zaman çalışma fırsatım veya çalışmak için düşündüğüm birisi olmamıştı. Bütün bu değerlendirmeler içerisinde her şeye baktık. Aynı zamanda bizim mevcuttaki oyuncularımızla da çalışmışlığı vardı. O da bir avantajdı. Dediğim gibi başka iyi opsiyonlar da vardı. O yüzden onu tercih ettik. Sadece geçen seneki İtalya Ligi'ndeki başarısı da değil tabii ki tercih sebebimiz. Başka sorusu olan var mı? İstersen son soru olsun, ondan sonra kapatırız. Bahsettiği gibi başka bir koçun kurduğu bir takım. Yeni koçun transfer talebi var mı? Özellikle De Colo'yu daha çok oyun kurucu oynatan bir Kokoşkov vardı. Georgievich'in ayrıca bir talebi var mı? Özellikle o point guard olarak. Now that we have a new driver for the old car, does Georgievich have a preference? Like, does he want to add some players? For example, well, it goes back to the first answer that I tried to give. You know, there are still some balls in movement. Unfortunately, I mean, luckily, we are comfortable with the group of players that we see. I think the roster is very competitive. It's probably deeper and more athletic than last year. But now we're going through a process that we're trying to understand if we need to make any sort of adjustment. Unfortunately, we gave De Colo some extra free time because he had an incredible summer and with the French national team, so we had to respect that.
Unfortunately, Pierre Henry has to start for Senegal at the African Championship, so he will be ready. Unfortunately, Marco Guduric is not. It will take a little bit longer to be ready. So we are missing some pieces to really understand the picture. But these next 2 weeks, most of the time will be on the mountains and training camp, away from, let's say, from everything, just to focus on the team. We will try to understand how we can make some adjustment, if we have to make some adjustments. Not that we have to. We think we have a good group of players, but again, as you said, the team was built following another driver's suggestion. This is why first I also mentioned to him transitioning. We had players that our previous driver had to recruit and convince and to come here, and all of a sudden they come here and the driver is not there anymore. So we had to consider a lot of facts. I think we have a good group. I think we have a very competitive roster. But that doesn't mean that if we see something that we can do, and I have to say, you know, the President Ali and Sertas, they've been very, very open to the idea that if we have to do anything, you can try to do it. But again, it takes a little bit of time. Right now, we're focused on analyzing the current picture. Şu an süreç devam ediyor. Mevcut kadromuz iyi mücadele edebilecek ve daha derin ve güçlü bir kadro olduğuna inanıyoruz. Ama tabii ki izlememiz gereken şeyler var. Nando olimpiyatlardaki sürecinden dolayı ona biraz fazla izin verdik. Daha henüz katılmadı. Aynı şekilde Pierre Henry Afrika şampiyonalarında, o da daha sonra katılacak. Bir de Marco'nun sağlık durumu var. Tam ne zaman katılacağı net değil. Bütün bunları göz önünde bulunarak haftaya da topuk yaylasına gittiğimizde bazı şeyler daha net olacaktır. Mutlaka birisini almamız gerekiyor, bir durum yok. Ama gerekiyorsa inceleyeceğiz, bakacağız, analiz edeceğiz. Ve sağ olsun Sertaç Bey ve başkanımız da bu konuda bize hep destek oluyorlar. İhtiyacımız varsa bizi dinliyorlar. Bu şekilde kadro ile ilgili ekleme veya eklememe durumumuz. Teşekkür ederiz hepinize katıldığınız için. Eylül ayı içerisinde bir medya günü planlamamız olacak. O da netleştiğinde sizlerle paylaşacağız. Orada zaten tekrardan görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Herkese iyi sezonlar.